Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tarifimiz için gerekli malzemelerin 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şekerini alarak iyice eritiyorum. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı dolu olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum ve unu ilave ediyorum. Lütfen unu kontrollü ekleyin. 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaparak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Kesinlikle sert yoğurmayın. Verdiğim ölçüler tam ölçüdür. Lütfen dikkatle dinleyin. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm 200 milimlik. Unun markasından markasına değişkenlik gösterebilir. 2-3 yemek kaşığı eksik ya da fazla kullanmanıza neden olabilir. Lütfen bunu da dikkat edelim. Hamuru toparladım. iyice yoğurdum gördüğünüz gibi. Tezgaha alarak da biraz tezgahta yoğurdum. Mutlaka hamuru tezgahta yoğurmanızı öneriyorum. Şöyle toparladım. Aynı kabın içerisine alarak mayalandırmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken biz de iç harcını hazırlayalım öncesinde ben patatesleri haşladım. Hamuru yoğururken patatesleri haşlamıştım. Tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım ve bir tane büyükçe soğanı küçük küçük doğradım. Öncesinde soğanı şöyle biraz soteliyorum. Kesinlikle kızartmayın. Bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Bu iç harcıyla poğaça da yapabilirsiniz arkadaşlar inanılmaz lezzetli oluyor salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurdum ve rendelemiş olduğum haşlayıp rendelemiş olduğum patateslerimi iyice kavuruyorum eğer patatesler büyükse 3-4 tane kullanabilirsiniz benim orta boy olduğu için ben 6-7 tane kullandım 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber 1 çay kaşığı pul biber Yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Patatesler haşlanırken ben tuz ilavesi yapmıştım arkadaşlar. Tuzu yeterli geldi. Eğer patatesleri haşlarken tuz eklemediyseniz mutlaka tuz ekleyin. Şöyle iyice ezerek kavuruyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe Yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ocağın altını kapadım ve çeyrek bağ maydanoz ekledim içerisine ince ince doğranmış. Sıcaklığıyla maydanoz zaten yumuşayacaktır. Evet, iç harcımız hazır. Gerçekten çok lezzetli bir iç harcı oluyor. şöyle göstermek istedim ve soğumaya bırakıyorum hamur mayalandı şöyle kontrol edelim gayet güzel bir şekilde mayalandı bir yemek kaşığı olmasına rağmen güzel bir şekilde hamurumuz mayalandı ve Maya kokusunu aldık şöyle tezgaha alarak toparlıyorum kesinlikle yoğurmuyorum bezellere böleceğim için şöyle toparladım. Yapımı da oldukça pratik. Öyle saatlerce yufka açma derdi yok. Hemen şifşak hazırlayabileceğiniz güzel bir tarif. Hatta hamuru akşamdan mayalandırın. Sabahleyin de şekil vererek pişirin. Toplamda 8 tane beze yapıyorum. Evet hamur gayet güzel gördüğünüz gibi yumuşacık bir tepsiye alıyorum ve patatesli iç harcımı pay yapıyorum 8 eşit pay yapıyorum ve daha sonra onları da beze yapar gibi şöyle yumak yapıyorum 8 tane yapıp deneyeceklere Ben şimdiden Afiyet şifa olsun diyorum. Umarım videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınızda takılan sorularınız olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Bir tane bezeyi hafif unlayarak gördüğünüz şekilde açıyorum. Tatlı tapağından bir tık büyük olarak açtım. Ortasına iç harcımı koydum ve gördüğünüz şekilde katlıyorum. Fazla gelen hamuru da şöyle mutfak makasıyla kesiyorum. Daha sonra iyice sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı inanılmaz kolay. Herkes kolaylıkla yapabilir. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Ufak bir merdane ile hafifçe kesinlikle bastırarak açmayın. Aksi halde çok aşırı patlamalar olur. Şöyle küçük küçük patlayabilir hiç sorun değil. Bir saniye daha gösteriyorum. Açımı da sizi hiç uğraştırmayacak. Hatta elinizle bile açabilirsiniz. Merdane kullanmak istemezseniz. Yine aynı şekilde iç harcımı tam ortasına aldım ve hamuru üstte birleştirdim. Evet. Bu kadar kolay ve çok lezzetli bir bazlama oluyor. İçi patates dolgulu enfes bir bazlama tarifi verdim bugün sizlere. Öncelikle elinizle hafif açın, daha sonra merdane ile çok az dokunarak açmanızı öneriyorum. Hepsini hazırladım ben. Daha sonra pişirme iş, işlemini geçiyorum. Pişirme işlemi de çok önemli. Ocağınız yüksek ateş olsun. Tavanız mutlaka çok sıcak olması gerekiyor arkadaşlar. Aksi halde bazı zamanınız kabarmayacak ve dışı da çok geç pişecektir. Yüksek ateşte pişiriyoruz. İçi çiğ kalmıyor mu diye sorabilirsiniz. Kesinlikle kalmıyor. Çünkü dışı ince bir hamur, iç malzemesi zaten pişkin ve inanılmaz güzel oluyor. Şöyle hemen bir tarafının tamamen pişmesini beklemeyin. Sürekli birkaç kere çevirerek pişirdiğinizde bu şekilde kabarmalar olacaktır. Hava alsa da çok güzel bir şekilde kabardı gördüğünüz gibi. Üzerine yağ ekliyorum. Zeytinyağı dilerseniz tereyağı ile de yapabilirsiniz. Muhteşem bir lezzet diyorum. Dilerseniz ee, sabah kahvaltılarınıza dilerseniz 5 çayını hazırlayın. Muhteşem olacaktır. Yağlamayı da unutmayın. Yağladığınızda daha da lezzeti artacak. Şöyle bir tane daha göstereyim. Çok da güzel kızardı. Çıtır çıtır gördüğünüz gibi. inanılmaz güzel de kabardı. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Biraz önce de bahsettiğim gibi birkaç kez sürekli çevirerek pişirin ki kabarsın. Ve artık sunuma geçelim. Şöyle 4-5 tanesini hazırladım hemen. Vaktim olmadığı için şöyle sizleri servis edeceğim. Pamuk gibi yumuşacık ağızda eriyen inanılmaz güzel bir bazlama oluyor. Yumuşaklığını da bu şekilde görebilirsiniz. Bir de içini görelim. Ve artık videomun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Of 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 gözleme niyetini de yiyebilirsiniz arkadaşlar. İnce açtığımız için gözleme şeklinde de oluyor. Kalın bazlama değil. Bir de tadımlık almak istiyorum. yok böyle bir lezzet, başka da bir şey demiyorum. Artık videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Hoşçakalın.